Ev fiyatlarını takip ediyor musunuz? Öncelikle selamun aleyküm. Ev bizim işimiz zaten. Piyasalar şu koronadan dolayı bayağı bir sıkıntılı. Ev fiyatlarını takip ediyorum. 100 liralık ev şu anda oldu 200 lira. Çok ayıp. Fırsatçılık hiç iyi bir şey değil. Şimdi efendim zaten durum vahim. Nasıl vahim? Deniz kenarına gideceksin, hortum var. Efendim eve gideceksin, deprem var. Efendim söyleyeyim ormana gideceğim piknik yapmaya, yağmur felaket sel var. Efendim söyleyeyim mezara gideceğin hesap var. Anlayacağın hala akıllanmadı millet. Yazıklar olsun yedi köftelere. Yani şu emlak piyasasında fırsatçılara yazıklar olsun yedikleri köftelere. Namazları da ihmal etmeyelim, ölümlü dünya. Namaz yarı yolda koymaz. Ayşe, Fatma, Pelin siz de gelin. Evet ediyorum. Nasıl buluyorsunuz? Ya maliyetlere göre aslında normal. Yani maliyetler bildiğiniz gibi daha yüksek şu anda. O yüzden bence normal. Takip ediyor ki panga kredileri düşüyor, ev fiyatları artıyor. Yani müteahhitlere vardım önce 10 liralık eve 110 lira istiyor. Yani krediler düşüyor, kredilerine önlem olmuyor ki. Dışarıda satıcılar daha çok eziyor milleti. Aşırı derecede yüksek yani fiyatlar. Abartılı buluyorum son zamanları özellikle. Devlet bir taraftan düşürdü, müteahhitler artırdı. Pahalı yani, kredinin faizi düşük, ev fiyatlarını yükselttiler. Aynı yere vardı yani, hiçbir değişen bir şey yok. Evet, evet. İyi, çok güzel. Çok güzel. Ucuz bile. Gerçekten. Ucuz ucuz. Çok iyi. Fiyatlarımız çok ucuz. Takip ediyoruz. Uçuk. Çok uçuk. Özellikle bu faizlerin düşmesinden dolayı daha çok uçtu. En az 40 milyar 50 milyar fark etti. Yani devlet tamam faizi indirdi ama bunu denetlemesi lazımdı. En azından denetlemesi lazım. Niye uçuk yapıyor? Emlakçıları, ev sahiplerini en azından denetleme altına alması lazım ki vatandaş mağdur olmasın. Tamam faizler güzel, uygun ama işte ev fiyatları aynı şeye denk geldi. Aynı fiyata denk geldi. Fark etmedi yani. Faiz düştü ama fiyatlar düştü. Ev fiyatlarını takip ediyor. Faizler düştü. Evler çok yükseldi abi. Adam bir ev mesela geçen aldığımız evin üstüne 50 lira koydu yani. 200 lira aldığımız ev olmuş 200 lira. 220 lira. Hiç değişen bir şey yok. Faizler düştü. Şeyler yükseldi. Evlere koydular yani. Hiç değişen bir şey yok yani. 140 lira para çek. 130 lira para çek yok. 170 lira olarak ödüyor. Aylık 2 milyar 600. Yani biz de mağduruz yani şey değil, faizler düşürdüler, evleri yükselttiler yani hiç değişen bir şey yok yani. Vatandaşlar öyle mağdur yani. Ne diyorum? Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Yüksek, bayağı yüksek. Evet, takip ediyoruz. Nasıl? Fiyatları şu anda biraz şey sıkıntı da, ya yani nasıl söyleyeyim, biraz şeylerde ev fiyatları randumanı biraz yükseldi. İkinci evlere bakıyor millet şu anda. Yani yeni TOKİ'nin evlerine falan biraz daha ucuz oluyor ama metrekaresi düşük oluyor. Evet, gidiyoruz. Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Çok pahalı kardeş. Kira daha çok pahalı. Ev fiyatları da pahalı, kira da daha pahalı. 600 lira kira veriyor. Çok takip etmiyorum ama genel bir bilgim var. Ettiğiniz kadar nasıl buluyorsunuz fiyatları? Biraz yüksek şu anda. Bayağı yüksek. Yok. Yok. Vallahi yok, hemen işimiz yok kardeş bizim ya. Siz takip ediyorsunuz? Hayır. Yok. 50 ise 100 oldu. Daha bunun açığı var mı? Devlet işte bir şeyler yapıyor işte. Krediyi düşürdü, faizleri düşürdü. Ondan sonra halka yutturmaya başladı. Müteahhitler de 50'den 100'den zam koydu. Yalan mı bunlar? Yayınlayabiliyor musunuz bunları şey kanalla? Biliyorum. Nasıl biliyorsunuz fiyatları? Yüksek, şu an yüksek. Evet, ediyorum. Nasıl biliyorsunuz? Yüksek. Bayağı yükseldi. Evet. Şu anda çok bağlandığını duydum. Gelecek yıl ev almayı düşünüyordum ama artan haksız artışların uygun olmadığını düşünüyorum. Şu an için vazgeçtim mesela. Fiyatlar şu son günlerde oldukça yükseldi. Yükseldi yani yüksek. Maalesef krediler düştü ama krediler düşmesine karşın bunun karşılığında da ev fiyatları yükseldi. Öncelikle araçlardan başlayalım. Araçlar 10 liralık araç 20 oldu. 20-30 oldu. İnan bir düzensizlik var. Ev fiyatları da gayrimenkulcü emlakçının biriyle alakası yok. Şimdi sitedeki, ilandaki 300 liralık bir daireyi bu krediler düştükten sonra ev sahipleri arıyor.
Efendim benim daireye 20 lira koy üstüne. Ne oluyor 300 liralık daire? 320 oluyor. Tapuyla ne oluyor? 330 oluyor. Emlakçıyla ne oluyor? 340 oluyor. Onun için şu an bir dalgalanma var. Bu dalgalanmanın bir durulması lazım. Onun için herkes, Rabbim herkese yardım etsin. Evet. Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Çok yüksek. Yükseldi. Menkul değerleri çok yükseldi. Ya ben 2 ay önce yeni yapılmış binadan 300 bin liraya aldım evi. Kredi çekerek aldım tabii bunu da. 220'ye kadar kredi çektim. Şu an ev fiyatları, kredi faizleri düşük diye bütün ev fiyatlarını yükselttiler. Yani benim 2 ay önce çektiğim ev fiyatı 300 lira. Kredi çektiğim kredi oranı yüksek. Fakat şu anki çekeceğim krediyle alacağım evden daha avantajlı. Çünkü şöyle bir şey var. Ev fiyatları aşırı yükseldi. Devlet yardımcı oluyor ama vatandaşımız her zamanki gibi emlakçılar ve müteahhitler suistimal ediyor. Bazı ev satan vatandaşlarımız da. Pahalı. Çok pahalı. Yok, yetmiyor. Maalesef. Hemen hiç yetmiyor. Şu anda çok yüksek. Yani 150 bin liralık evler bile 220 bin lira olmuş. Bir yıl içinde yani 70 bin lira üzerine koyuyor. Yani her yıl 10 bin lira en fazla koyması lazımken şimdi 70 bin lira koyuyor yani. Takip etmiyorum. Ama yükseldiğini duydum. Yok, takip etmiyorum ben. Yok, evimiz olduğu için işte ilgilenmiyoruz valla. Kirayı mı? Yok, genel olarak satın almıyorum. Tamam, pahalandı. Krediler düşünce ev fiyatları arttı tabii ki doğal olarak. Evet, takip ediyoruz. Biz de ev almak için bankaya başvurduk şimdi. Kredi başvurusu yaptık. Ama ev fiyatları şu anda uçurum yani. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bunu da yapanlar kim? Hem ev sahipleri hem müteahhitler. Sayın Cumhurbaşkanımızın var ya bak, faiz indirimi yapmasıyla bu şey müteahhitler ve ev sahiplerine yaradı yani. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızdan tekrardan bir değerlendirmesini istiyoruz. Hayır. Aynen. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Faizler düştü ama şu anda evim var ya. Şimdi şöyle, emlak yükseldi ama efendime söyleyeyim, kiralar yine aynı. Kiralarda çekilme olacak diyorlar. Çekilme falan görmüyoruz yani. Yine aynı duruyor. Ama şöyle bir şey var, faizleri düşürdüler ya. Faizler düştükten sonra dediler ki işte kiralar düşecek, işte fiyatları düşecek. Aynı işte değişen bir şey yok. Ben emlak iş yapıyorum. Firma yetkilisiyim. İsmim Berkay. Ev fiyatlarını takip ediyor muyuz? Ediyoruz. Şu anda alıcı da satıcı da mağdur durumda. Nasıl mağdur durumda? Satan kişi sattığı zaman yerine yenisini koyamıyor. Alıcı faizlere güvendi, ev almaya kalkıyor. İstediği rakamlara ulaşamıyor. İstenilen kadar kredi çıkmıyor. Yani sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ev kredi faizleri düşürüldü. Siz ev almayı düşünüyor musunuz? Vallahi ben faiz haram. Bizim faizle maiz arttı işimiz olmaz. Bu dünyaya biz ev almaya gelmedik bir kere. Onu da söylemiş olalım. Yani ev olmayanlar üzülmesin. Zaten hepimiz bu dünyada kiracıyız. Sıkıntı yok. En azından fırsatçılara meydan vermeyelim. Benim evim var, satıyorum. 4 ay ben esnafım. 4 ay kapalı kaldık. Satıyorum yani. Biz ne kredi alabildik ne bir şey alabildik. Var benim evim. Var. Yani hele ki şu zamanda konut kredili faizleri de düşünce bayağı bir artmaya başladı. Yani bunun da önüne geçilmiyor yani. Bir önlem alamıyorlar yani. Mesela ben de düşünüyorum ev almayı ama bir türlü cesaret edemiyorum. Düşünüyoruz da yani şu an aynı yere varıyor. Krediyi düşürdüler, ev yükselttiler yani. Aldık bile. Adam müteahhite soruyor. Müteahhite sorunca bunlar zaten ister istemez kredi faizleriyle birlikte yükselttiler yani. Yok çok güzel. Hepimiz almayı istiyoruz. Evet. Tam öyle bir denk geldik. Sen aldın. Evler hakikaten şu anda kredi faiz oranlarına göre düştü ama biraz Kayseri'de yükseldi. Bu bir gerçek yani. Ben de yeni ev alıyorum ama uygun aldım. Biz alıyoruz. Alıyoruz mecburen. Ben aldım ev işte. Faizi bekliyorum işte. Kredi onaylanmayı bekliyorum ben. Benim evim var arkadaşlar. Düşünüyoruz ama imkanlar müsait değil şu anda maalesef. Şu anda düşünmüyorum ya. Öğrenciyiz zaten. Alamam. Şu korona dolayısıyla alamıyor. Çünkü bu korona bizim Türkiye'mizin belini kırdı. Allah bir an önce inşallah bu korona belasından kurtulmayı, milletler birbirine, ahrabalar birbirine kavuşmayı, sarılmayı nasip etsin.
Vallahi biz düşmeden önce aldık 270 milyara. Şu anda dalmaya gerek yok, zaten ev var, var evimiz yani. Vallahi alsak iyi, kötü almasak kötü. Ne yapacağımızı bilemiyoruz ki. Ben ne alacağım, benim evim var benim Allah'a şükür, 2-3 tane ev dairem var benim. Ama almayan vatandaş ne edecek? Krediyle borçlanacak. Faiz düştü de ne düştü? Faiz düştü, müteahhit yükseltti. Yani evim olmasaydı düşünürdüm tabii. Krediyle aldım, ben de krediyle aldım. Yani güzel bir imkan ev almak isteyenler için güzel bir seçenek yani, evet. Ev almayı düşünmüyorum, hayır. Çünkü evim var. Faizin düşmesiyle olmuyor bu işler. Ev 70 lirayken 90 lira çıkıyor. Aynı hesaba geliyor. Faiz bir anlam ifade etmiyor bu durumda. Doğru mu? Onun için faizin düşmesi bir cazip hale getirmiyor olayı. 80 liralık ev 100 liraya çıkarsa durup dururken, faizde düşse aradaki fark yine aynıya denk geliyor. O yüzden almayı düşünmüyorum. Düşünüyorum ben. Esasında bir ev beğendim şu an. Onun için de geldim. Evin teslimi biraz gece olduğu için ben ev fiyatları düşükken aldım. Şu an evim var benim. Almayı düşünüyorum ama ev fiyatları yükseldi. Yani kredi düştü, ev fiyatları yükseldi. Değişen hiçbir şey yok. Yok, evimiz var. Her şeyimiz var. Olmasa düşünürdüm ama şu anda mevcut olduğu için düşünmüyorum. Ama oradaki sıkıntıyı da birebir hissediyorum. Devletin yardımcı olduğu, hükümetin yardımcı olduğu güzel bir sistemi emlakçılar, müteahhitler ve bazı yüz açık vatandaşlarımız suistimal ediyor. Bunun bilincindeyim yani. Ben krediyle ev almayı düşünmüyorum. Krediden uzak duruyorum. Vallahi ben almayı düşünüyorum da gideyim ben sıfır ev alayım diyeceğim. 300-350 bin liradan aşağı değil. Yani ben Talas'ta oturuyorum, orada 400 bin liradan aşağı ev yok şimdi. Ben nasıl alacağım? Verecek mi buradaki banka bana krediyi 400 bin lira? Veremez. Hayır. Ev sahipleri bu sefer fiyatları artırdı. Hiçbir bence cazipliği yok. Devlet çok güzel bir şey yaratmak için yaptığı bir şey. Bence hiç cazip değil şu an. Evimiz var hamdolsun. Düşünmüyoruz. Şu an için hayır. İhtiyacım yok şu anda, evim olduğu için. Bana ait kendi evim var yani. Şu an imkanımız yok. Ev almayı, evimiz var zaten. Sıkıntı yok. Biz sürekli alıp satıyoruz. Ama biraz da fırsatçıların işine geldi bu durum. Normal ev sahibi olmak isteyenler, tamam devlet kanallarımızdan güzel indirimler oldu, faizler düştü, fakat bu ev sahiplerinin çok işine yaramadı aslında. Gene ödeyecekleri miktar aynı rakamlarda ve herkes rahatsız bu durumdan.